Bulgurumuzu ıslatarak başlayalım. Sıcak suyla ıslatacağız. Geniş bir kabın içerisine bulgurumuzu ıslatıyoruz. Üzerine bir parmağa yakın çıkacak şekilde güzelce de karıştırıyoruz. Ve kenara alıyoruz bunu. Tenceremizin içerisine de suyumuzu koyuyoruz. Altını da açalım. Karnabahar ve brokolimizi haşlayacağız. Kapağını da kapatıyoruz. Önce karnabaharla başlayalım. Sap kısmından gövdeyle ayırıyoruz bu şekilde ve kullanacağımız miktar olan 1/3'ünü alıyoruz karnabaharımızın. Ve yine saplarını bıçağımızı kullanarak yavaş yavaş kesiyoruz. Dikkatli olmak lazım. Parmaklarımızı doğramayalım. Karnabaharları ayırdık. Şimdi brokoliyi de aynı şekilde saplarını keserek kenara alıyoruz. Haşlama suyuna biraz da tuz ilave ediyoruz şimdi. Ve öncelikle karnabaharları ekleyelim. Karnabaharları suyun içerisine koyuyoruz. Yavaş yavaş haşlayacağız. Sarı biberimiz var, dolmalık. Bunu ortadan ikiye kesiyoruz ama tam koparmıyoruz. Bakın bu şekilde elimizle açarak çekirdeklerini içerisinden alıp etli olan kısmını doğrayacağız şimdi. Evet, her bir yarım parçayı 3'e keserek jülyen olarak doğrayacağız. Sarı biberimiz hazır. Şimdi karnabaharlarımızı da kontrol ediyoruz. Çok fazla haşlamayacağız ki karnabaharları biraz diri bırakmamız gerekiyor ki o lezzetini de hissedebilelim. Evet, yeterince haşlandıktan sonra karnabaharlarımızı alıyoruz. Şimdi brokolileri de içerisine ekleyelim. Karnabaharları suya tutuyoruz. Soğuk suya. Evet, onları da yanımıza aldık. Şimdi brokoliler haşlanırken kırmızı biberimizi de doğrayacağız. Onu da çekirdeklerini alalım içerisinden. Ortadan ikiye keserek aynı sarı biberde olduğu gibi jülyen olarak doğruyoruz. Evet, brokolilerimiz de haşlandı. Onları da alabiliriz. Ocağımızın altını da kapatıyoruz. Çıkarttık. Bunları da soğuk suya tutacağız. Geniş bir kase alacağız. Bu kasemizin içerisine şimdi önce sebzelerimizi süzdüreceğiz. Karnabaharı da aynı şekilde. Çok büyük olan parçaları tekrar 2/3'e kesiyoruz. Karnabaharı koyalım. Sarı kırmızı biberler. Brokoliyi de ekleyeceğiz şimdi. Biraz önce şişirmiş olduğumuz bulgurumuzdan da ekliyoruz üzerine. Biraz maydanoz koyacağız içerisine. Ve bir de limon suyu. Limonumuzu da alalım yanımıza. Maydanozumuzu da koyalım. Ve limon suyu. Şimdi zeytinyağımızı da ekleyelim. Şimdi hepsini harmanlayarak servis tabağımıza alabiliriz. Çok az da tuz biber koyacağım.